bir 10-12 dakika arası sürüyor pişmesi. Kaynayan suyum var. İçine bol bol tuz attım. Deniz gibi tatması lazım, hep söylüyorum. İçine atıyorum. İlk başta birazcık karıştıracağım dağılması için. Daha sonra karıştırmıyorum. Sosumuz için sebze kullanacağım. Bol sebzeli bir noodle yapalım. Havucum var. İnce ince kesiyorum. Jülyen şeklinde. Mini kabaklarım var. Onlardan bir iki tane alalım. Kabakları kullanırken özellikle dışı çok daha lezzetli. Dışını alıyorum. İç kısmındaki o çekirdekleri kullanmıyorum. Sebzelerimiz hazır. Bir parça da içine zencefil katacağım daha sonrasında. Soyacaktan ziyade bir kaşık tersiyle, ucuyla şöyle bütün kabuklarını alın. Ne kadar zencefil seviyorsanız, eğer çok seviyorsanız çok kullanın. Ama bence şöyle bir misket büyüklüğünden de daha fazlaya kaçmayın derim. Onları da ince ince doğruyorum. Taze soğanla zencefil birbirine çok yakışıyor. Birbirini çok iyi tamamlıyor. İnce ince kesiyorum. Hadi pişirmeye başlayalım. Zeytinyağı kullanıyorum. Biraz sonra en sonunda susam yağı da kullanacağım ama pişirmeme başlarken zeytinyağı kullanıyorum. Şöyle kenara alayım, daha kuvvetli ateşe alayım. Tamam, istediğim sıcaklığa geldi. Öncelikle havuçlarımı atıyorum. Daha zor piştiği için. Ve birazcık daha içinde fazla şeker olduğu için içindeki doğal şekeri çıkartmak istiyorum. Tuz, karabiber. Yaklaşık 30 saniye, 1 dakika pişirdikten sonra kabaklarımı atacağım. Sonra zencefili atacağım. İçine birazcık soya sosu, birazcık da susam yağı koyacağım. Şöyle kabaklarımı alayım, onları da içine koyayım. Zencefillerimi koyuyorum. Altını kısıyorum artık. Birazcık soya sosu, birazcık da susam yağı alalım, onları da ilave edelim. Artık altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Sosum hazır. Bir kabımı alıyorum. İçine hardal. Kendi yaptığım badem ezmesinden, dediğim gibi dışarıdan da alabilirsiniz. Fıstık ezmesi olabilir. Birazcık da soya sosu katacağım içine. Noodle'larımızda da var sosunda. Şöyle bir karıştırayım. Önce ezeyim. En sonunda tavama dökeceğim. Balığımı pişirdikten sonra tavama dökeceğim. Biraz bununla da pişireceğim, kaplayacağım. Hadi isterseniz balığımıza da başlayalım. Yine balık olduğu için zeytinyağı kullanıyorum. Lagosumuzun üstüne tuz, karabiber. Tuzu birazcık azaltıyorum çünkü hem noodle'da hem altında hem de sosunda soya var. Soya kullandığımız zaman tuzu bir parça az kullanıyoruz. Balık pişirirken dumanları, ilk dumanı gördüğümüzde atıyoruz. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz. Hiç dokunmuyorum. Balığın piştiğini nereden anlıyoruz? Etrafı, yan tarafları beyazlaşınca, hafif böyle o beyazlık altın sarısına dönünce altını çevireceğim, arkasını çevireceğim. Şimdi bir bakalım. Tam istediğim gibi, nar gibi olmuş. Altını kısıyorum. Bu kısık ateşte devam ediyor. Şöyle kenara alayım. Sosumun altını açayım. Şöyle kenara alalım. Balığımın altını iyice kısıyorum. Daha sosumu koymadım. Şöyle noodle'larımı karıştırayım. Noodle'ların üstüne en son soğanlarımı atıyorum. Balığıma bu hazırladığım ballı, hardallı, badem ezmeli sosumu döküyorum. Birazcık da susam atıyorum. Susamlar da kızaracak üstünde. Tekrar bir çeviriyorum. Her tarafı eşit miktarda o sostan gelsin. Tekrar bir çeviriyorum. Susam atıyorum tekrar. Şu noodle'ları da bir karıştıralım. Şöyle sosumdan en son bir parça daha üstüne akıtıyorum. Şöyle kaplıyorum. Hadi tabaklamaya başlayalım. Makarna ya da noodle verirken maşa kullanmakta yarar var. Şöyle tabağı hafif döndürerek koymak açısından, porsiyonlamak açısından. Balığımızı da üstüne yerleştirelim. Biraz daha susam atıyorum üstüne, etrafına tabağımı. Birazcık da otlarla süsleyelim.
Maydanoz çok yakışır. Mis gibi kokular geliyor.